Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. Enfal Suresi. Enfal Suresi Medine döneminde nazil olan surelerden birisidir ve bu sure tamamıyla Bedir Savaşı münasebetiyle nazil olmuştur. Ve bu surede Bedir Savaşı'nın tabir yerindeyse taraf-ı ilahiden değerlendirmesini görmekteyiz. Biz bugünkü programımızda ilk sayfadan ilk üç ayetin yorumuna dikkat çekeceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfal. Ey peygamber, sana enfalden soruyorlar. Enfal ganimetler anlamında ve surenin ismi buradan geliyor. Çünkü Bedir Savaşı'ndan sonra Müslümanlar galip geldiler ve düşmana ait olan bir takım mallar Müslümanların eline geçti. Ve bu ganimetler ne şekilde taksim edilecek, kime ait olacak, bunu tabii merak ediyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan kendisi karar verme merci değil. Taraf-ı ilahiden vahiy geliyor. Gelen vahiye göre ganimetlerin taksimi ne şekilde olacak, bu bildiriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önceki ümmetlere verilmeyen, daha önceki peygamberlere verilmeyen beş şeyin kendisine ve ümmetine verildiğini söyler. Bunlardan bir tanesi de ganimetler bana helal kılındı der. Daha önceki dinlerde helal kılınmamış ama İslam dininde ganimetler helal kılınmış. İşte Bedir Savaşı sonrasında düşmandan elde edilen mallarla alakalı peygamberimize soruyorlar. Sure bununla başlıyor. Sana enfalden, ganimetlerden sorarlar. Gulil enfalu lillahi ve rasul. De ki o ganimetler Allah ve Resulüne aittir. Yani bu konuda hüküm vermek Allah'a aittir ve bunun taksimini yapmak peygamberin yetkisi dahilindedir. Fettakullah, öyleyse Allah'tan korkun. Ve aslihu zâte beynikum, ve aranızı ıslah edin, düzeltin. Malum ganimet durumunda rekabet de ortaya çıkabilmektedir. Herkes ganimetlerden bir kısmına göz dikebilmektedir. Şu benim olsa gibi temennilerde bulunabilmektedir. Bu noktada takva sahibi olmak ve bunun bir probleme sebebiyet verdirmemek, aralarında tatlılıkla halletmek esastır. Bu açıdan Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin. Ve atiullah ve rasule, Allah'a ve Resulüne itaat edin. İn kuntum müminin, eğer gerçekten iman etmiş iseniz. Allah'a itaat ve peygambere itaat Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde nazarımıza verilir. Ve Allah'a itaat, Allah'ın kitabına itaattir. Resul'e itaat da peygamberin sünnetine tabi olmaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında oradaki muhataplarına ve bütün insanlığa şunu bildiriyor. Size iki şey bıraktım. Bunlara temessük ettiğiniz sürece asla yoldan çıkmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resul'ünün sünneti. Günümüzde bizlere bakan yönüyle Allah'a itaat yine Kur'an-ı Kerim'deki emirlerle ortadadır. Peygamber'e itaat de Peygamberimizin getirmiş olduğu esaslar, hadislerde bildirmiş olduğu esaslar, helal haram gibi durumlar ve onun gitmiş olduğu sünnet-i seniye, ona tabi olmak şeklindedir. İnnemel mu'minune, müminler ancak o kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ, Allah anıldığında vecilet kulubuhum, kalpleri ürperir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda zâdethum imâne, imanları ziyadeleşir. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ellezîne yukîmûne s-salâte, onlar namazı ikame eder, dosdoğru kılar. Ve mimma razaknahum yunfigun, ve
kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler, başkalarına verirler. Ulaike humul mu'minuna hakka, işte bunlar gerçekten mümin olanlardır. Lahum deracatun inde rabbihim, onlar için Rableri nezdinde dereceler vardır. Ve mağfiratun, bir bağışlanma vardır. Ve rizgun kerim, ve hoş bir rızık vardır. Burada kamil müminler kimler? Bunlarla alakalı gerçekten çok önemli noktalara temas edildi. Ben bunları bir derece açmak istiyorum. Cenab-ı Hak innema kaydıyla müminlerin ancak şöyle şöyle yapma durumlarında gerçek mümin olacaklarına dikkat çekiyor. İnnemel mu'minune, müminler ancak şu kimselerdir ki ellezine izâ zükirallah, Allah anıldığında vecilet kulubuhum, kalpleri ürperir. İnsanın kalbi Allah'a meyillidir. Nasıl ki mesela toplu iğne gibi şeyler mıknatısa karşı hemen etki altına girerler. İnsanın kalbi de Allah'a yöneliktir ve Allah'tan gelen bir cazibeyle insanın kalbi münceziptir. Dolayısıyla Allah denildiğinde, Allah'ın hükmü hatırlatıldığında normalde insanın kalbi bundan etki altında kalır. Gerçek müminler kalplerini bozmamış kimseler olduğundan dolayı onlar Allah anıldığında kalplerinde bir ürperti meydana gelir. Veya hasbel beşer, beşeriyet hasebiyle bir günaha meyletme durumunda mesela ona denilse ki Allah'tan kork, böyle bir hatırlatmaya maruz kaldığında hemen kalbinde bir ürperti meydana gelir ve işlemek istediği o günahtan vazgeçer. İşte müminlerin birinci özelliği Allah anıldığında kalplerinde ürperti meydana gelmesi, kalplerinde bir heyecanın, bir coşkunun meydana gelmesi. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu, ve Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda zâdethum îmâne, bu onların imanlarını ziyadeleştirir. İman artar mı eksilir mi? Kelam kitaplarında hayli bu konuda konuşulmuştur ve değerlendirmeler yapılmıştır. Ayet-i kerimenin zahirine göre imanın artması eksilmesi söz konusu olduğu anlaşılıyor. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanca ziyadeleşirler. Demek ki imanda artma eksilme olabilmekte. Ancak bazı alimlerimiz meseleyi değerlendirirken imanda artma ve eksilme yoktur. Çünkü iman edilecek şeyler sabittir. Bu manada bir değerlendirme yapmışlar. Ancak imanda dereceler olduğu, elbette nasıl ki bir ışıkta bir mum ışığından tutun ta güneşin ışığına kadar dereceler var, İmanda da bu anlamda dereceler olduğu, bu reddedilemez bir gerçek. Çünkü elbette sıradan bir müminin imanıyla kamil bir müminin imanı aynı değildir. Bir peygamberin imanı aynı değildir. Ve Allah'ın ayetlerinin okunması insanlarda, kamil olan müminlerde imanı artırmaya vesile oluyor. İnsan devamlı tefekkür etmek suretiyle Allah'ın sanatlarını tefekkür etmenin neticesinde gerçekten daha kamil bir iman mertebesine ulaşabilir. Ve bir kısım insanların imanı bir mum ışığı gibi iken, püf denildiğinde adeta sönebilecek durumdayken, zayıf bir şüphe veya bir vesvese esintisi karşısında sönebilecek durumdayken, bir kısım başka insanlar vardır ki şüpheler ordusu hücum etse, şüphe fırtınaları da esse onların imanına bir zarar vermez. Bu anlamda imanda dereceler olduğu gözle görülen bir gerçektir. Ve herkesin iman noktasında aynı olmadığı yine bilinen bir gerçektir. İmanın daha kuvvetli olmasıyla alakalı şu belki misal olarak verilebilir. Mesela odun ve kömürle ısınan yerlerde yazın sıcağında insanlar odun ve kömür tedariki içinde oluyorlar. Bir telaş içine giriyorlar. Neden? Çünkü bunlar önlerinde soğuk kış günlerinin geleceğine inanıyorlar. Bundan dolayı kışa hazırlık yapıyorlar. Ama kışın geleceğine inanmayan birisi, böyle bir olaydan haberi olmayan birisi kış için bir hazırlık yapmaz.
ve der ki havalar sıcak, odunla kömürle benim ne işim var? Ama kış geldiğinde gerçekten onlara ihtiyacı olduğunu anlayacaktır. Benzeri bir şekilde mesela ahirete iman. Ahirete imanı kuvvetli olan bir kimse elbette oraya yatırım yapar, oraya hazırlık yapar. Allah'a imanı kuvvetli olan bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getirir. Kitaba imanı kuvvetli olan bir kimse kitaba göre yaşamaya çalışır. Peygamberlere imanı kuvvetli olan bir kimse peygamberlerin gittiği yoldan gider. Kadere imanı olan bir kimse kederlerden emin olur. Başına bir takım musibetler geldiğinde Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der. Demek ki imanda bu noktada bir ziyadelik veya noksanlık söz konusu olabilmekte. Kur'an-ı Kerim'in zahiri ifadelerinden de imanın artıp eksildiği, imanda azalma çoğalma olduğu anlaşılıyor. Ve alâ rabbihim yetevekkelun ve o müminler sadece ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Yani başkasına değil, sadece ve sadece onların Rabbi olan Allah'a tevekkül ederler. Tevekkül etmek, bir başkasını vekil edinmek, işini bir nevi ona havale etmek anlamında. Mesela birisinin diyelim davası var. Bununla alakalı avukat tutuyor ve avukat ona vekil oluyor. Ve avukat o kimseden bahsederken müvekkilim diye bahseder. Yani beni vekil tutan kişi işte şöyledir şöyledir anlatır. Bir insan Allah'a tevekkül etmeli. Yani Allah'ı vekil kabul etmeli. Ve kim Allah'ı vekil kabul etmişse, bu manada Allah'a dayanmışsa elbette Allah onu mahcup etmeyecektir. Allah onu yolun yarısında bırakmayacaktır. İşte müminlerin bir başka özelliği sadece ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Kendilerinde bir takım imkanlar olabilir. Çevrelerinde bir takım imkanlar olabilir. Ama onlar şuna inanırlar ki Allah dilemedikçe bir şey meydana gelmez. Ve Allah diledikten sonra onun önüne geçebilecek bir sebep söz konusu değildir. Bunu bilen bir kimse elbette ve elbette sadece ve sadece Allah'a tevekkül eder. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Onlar namazı ikame ederler, namazı dosdoğru kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Kur'an-ı Kerim'de namazla alakalı 70'ten ziyade ayet-i kerime bulunmakta. Bu da onlardan bir tanesi. Ve genelde Kur'an-ı Kerim'de namaz ve zekat yan yana geçer. Namaz dinin direğidir ve bedenle yapılan ibadetlerin en temelidir, esasıdır. Zekat ise malla yapılan ibadetlerin temeli ve esasıdır. Demek ki bir insan hem namazını kılmalı hem de Allah'ın ona ikram ettiği şeylerden başkalarına vermeli. Ayet-i kerime onlar zekat verirler demiyor. Genel bir ifadeyle onlara rızık olarak ne vermişsek bunlardan infak ederler. Bu genel bir ifadedir. Diyelim Allah bir kısmına ilim vermiştir. Onlar Allah'ın verdiği ilmin zekatını verirler. İlimlerini başkalarıyla paylaşırlar. Bazısına diyelim makam verilmiştir. O makamı hakka hizmette, halkın lehinde kullanır. Ve bu da yine Allah'ın onlara verdiğini infak etmek tarzında olur. Demek ki bir insan hem kendi ibadetini yapmalı, dinin direği olan namazı kılmalı, hem de başkalarına faydalı olacak şekilde hizmetlerini yürütmeli, bunlara devam etmeli. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ Ve işte onlar, gerçek mümin olanlar onlardır. Yani el-hak, mümin olanlar, mümin denildiğinde hatıra gelen kimseler, işte bunları yapan kimselerdir. Burada onlar gerçek müminlerdir derken, demek ki gerçek olmayan müminler de var. İmanın hakikatine erememiş, henüz imanın kemalini elde edememiş kimseler de var. Ayet-i kerimeden onu anlıyoruz. Mesela münafıkları düşünelim. Münafıklar görünüşte iman etmiş görülüyor ama gerçekte inanmamış olanlar. Nasıl ki elinizde sahte para olsa bu sahte para bir işe yaramaz.
onların da dillerindeki iman bir işe yaramıyor. Çünkü iman dillerinden kalplerine inmemiş. Böyle olunca onların imanı geçerli bir iman değil. Öte yandan münafık olmadığı halde imanın hakikatını henüz elde edememiş kimseler var. İmanı zayıf olan kimseler var. Ve bakıyorsunuz ki imanı zayıf olan bu kimseler dinin en temel bir emri olan namazı bile kaldıramıyorlar. Daha diğer dinin emirlerini yerine getiremiyorlar. Bunlar mümindir, kafir değildir, münafık da değildir ama henüz gerçek mümin değildir. Ve iman öyle olmamalı. İmanın amel tarzında meyveleri de olmalı. Bir insan ben iman ettim diyorsa aynı zamanda Allah'ın emirlerini de yerine getirmeli. Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili ayetlerden birinde اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Cenab-ı Hak böyle buyurur. Şüphesiz ki namaz fuhşiyattan ve münkerattan, günahlardan insanları korur. Ama bazı insanlar namaz kıldığı halde yine de fuhşiyattan, münkerattan kurtulamayabiliyor. Bu durumda ayeti nasıl anlayacağız? Değişik açıklamaları yapılabilir ama bunun en temelinde yer alan esaslardan biri şudur. Bir insan namazını kıldığı halde bu gibi fuhşiyattan, münkerattan kendini kurtaramamışsa demek ki kıldığı namaz kaliteli bir namaz değil. O insanda namazın hakikati henüz daha kendini göstermemiş. O insan gerçek anlamda henüz daha namaz kılamıyor. İman da bunun gibi. Yani bir insan gerçek imanı elde ettiğinde elbette ona göre amel meyvelerini de verecektir. Gerçi iman ayrıdır, amel ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'de innellezine amenu ve amilus salihat burada o iman edenler ve salih amel işleyenler diye iman ayrı, salih amel ayrı ayrı işlenir. Ve ehl-i sünnet uleması bunu değerlendirirken şöyle demişlerdir. Amel imandan bir cüz değildir. Yani bir insan Allah'a imanı var, ahirete imanı var, diğer inanılacak şeylere imanı var ama amelde kusuru olabilir. Bu o insan imansızdır anlamına gelmez. Evet o insanda iman vardır ama imanın hakikatını henüz elde edememiştir. Ve yine alimlerimiz şuna dikkat çekmişler. Amel imandan bir cüz değil ama imanın kemalinden bir cüzdür. Şu anlamda bir insanın, yine ben inandım diyen bir insanın amellerinde eğer problem varsa o insan yine mümindir ama henüz daha kemalini bulamamıştır. Şunun gibi düşünelim. Henüz olgunlaşmamış olan bir meyve, o da bir meyvedir ama olgun değildir. Mesela bir armutu düşündüğümüzde ham haliyle yiyemezsiniz. Veya bir ayvayı düşündüğünüzde ham haliyle yiyemezsiniz. Yediğiniz zaman yüzünüzü buruşturursunuz. O daha kemalini bulmamış. Ama bir miktar daha olgunlaştığında kemalini bulacaktır. Lezzetli bir hale gelecektir. Normal şartlarda da bir mümin olgunlaşmış bir meyve misali olmalı ve tadı hoş olmalı, kokusu hoş olmalı. Ama henüz oraya gelemeyenler de var. Onlar da o yolda birer yolcu gibi. İman bir ağacın kökleri gibidir. Ağacın kökleri ne kadar sağlamsa o ağacın meyveleri o kadar kuvvetli olur, o kadar sağlam olur. Ve biz bir ağaca baktığımızda doğru dürüst meyvesi yok veya meyveleri çürük veya küçük küçük, kalitesiz. Bunu gördüğümüzde deriz ki bu ağacın kökünde problem var. İşte bir insanın da amel meyvelerinde eğer problem varsa aslında imanında da bir derece problem vardır. İmanın hakikatini henüz elde edememiştir ve imanı zayıf durumdadır. İmanı ne ile kuvvetlenecek? Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumakla, kainat kitabını tefekkür etmekle ve inceleme, araştırma yapmak suretiyle imanını artırabilecektir. Ve bunun neticesinde o kimse Allah'ın emirlerini daha rahat yapabilecektir. Lehum deracatun inde rabbihim, o kamil iman sahipleri için Rablerin nezdinde dereceler vardır. Nasıl ki cennette mertebeler var, o müminlerin de ona göre dereceleri var. Memuriyette dereceler olduğu gibi o ehli iman açısından da dereceler var. Ve mağfira ve bir mağfiret var
Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olacaklar ve rizgun kerim ve hoş bir rızık onların olacak. Bu gibi cennette çok güzel rızıklara nail olacaklar. Cenab-ı Hak bizi kamil iman sahibi olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.